Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere Kokopet nedir onu tanıtmak istiyorum. Kokopet Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış ve sıkıştırılmış torftur arkadaşlar. Şu gördüğünüz 10'a 10 ve 30 ebatındaki bloklar halinde satılır. Bunun yarısı şeklinde de satılır. Tabi fiyat ona göre de değişir. Bu şekilde alındığında biraz daha hesaplı oluyor. Ve şu gördüğünüz 10'a 10 130 3000 yani 3 litrelik bir hacme sahip. 3 litrelik bir hacme sahip. Bu ıslatıldığında tamamen suyu emdirildiğinde 75 litrelik bir hacme ulaşıyor. Bu da yaklaşık 25 kat yapar. Yani kendi hacmini 25 kat artırabiliyor. Özellikle saksı bitkilerinde topraktaki suyu tutma kapasitesini artırıyor. Ve suyu düzenli olarak bitkinin köküne salınmasını sağlıyor. Yani bitkinin kökünde her zaman su bulunuyor. Yalnız bu suyun varlığı bitkinin kök çürümesine neden olmuyor. Ancak kokopet tek başına kullanıldığında özellikle de kapalı mekanlarda çok olumlu sonuç vermiyor. Çünkü tamamen organik ve çürümemiş bir malzeme olduğu için böceklenme yapabiliyor, kurtlanma yapabiliyor. Bu sebeple kapalı mekanlarda kullanırken inorganik ağırlıklı perlit, vermiküli, kum ve bahçe toprağı karıştırmada fayda var. Şimdi ben zaten onun için bir hazırlık yapıyorum. Bu hazırlık öncesinde de kokopeti sizlere tanıtmış olmak istedim. Şimdi testere yardımıyla bunu küçük parçalara ayırabilirsiniz. Şu şekilde bu blok parçalanacak ve bu bloğu kaldırıyorum ben. Bozulmadan uzun yıllar saklayabilirsiniz. Bakın ben önce ikiye böldüm. Sonra şu büyük parça yine duracak. Sonra tekrar ikiye böldüm. Yani bir bloğun dörtte birini aldım. Şimdi bu dörtte birlik kısma su emdirip kokopet yapmaya yani Hindistan cevizi torfu yapmaya başlayacağım. Çok kuru olduğu için suyu çekmesi biraz zaman alıyor. Suyu tamamen çektiğinde inanın şu blok şu zemini dolduracak kadar bir hacme sahip olacak. Evet. Bu iki parça suyu kesinlikle fazlasıyla alır. Şöyle parçalayıp suyla temasını artırabiliriz. Bakın hemen gördüğünüz gibi şişmeye başladı. Suyu görür görmez şişmeye başladı. Görüyorsunuz şap nasıl arttı. Ben bir şişe daha dökeceğim. Ve tamamen suyu emmesini bekleyeceğiz. Thank you.
Evet arkadaşlar, kokopetimizi suyla ısladık ve suyu tamamen çekmesini sağladık. Beklemedim. Hızlı bir şekilde elle ovalaya ovalaya suyu hızlı çekmesini sağladım. Fazla zaman kaybetmemek için. Bakın ne kadar su döktüğümü siz gördünüz. Evet, zorla birkaç damla çıkarabiliyoruz. Evet, birkaç damla zorla çıkarabiliyoruz. Yani suyun hepsini bünyesinde tutma özelliği var. Bu sayede özellikle toprağı çok kirli olan arkadaşlarımız kokopet kullanabilirler, topraklarıyla karıştırabilirler. Ve bu sayede toprakları daha geçirgen ve suyu tutabilen bir özellik kazanır. Evet arkadaşlar, kokopet dediğimiz malzeme bu. Sizlere kokopeti anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Ben severek kullanıyorum bu malzemeyi. Bitkilerimin gelişiminde de gayet etkili oluyor. Sulama sıklığını azaltıyor. Bu da en büyük faydalarından birisi. Bunları söyledikten sonra paylaşımı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.